Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün mühimmat sevki esnasında yaşanan patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli ile Necati Aygün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Dün saat 13.30 sularında Bingöl Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Özel Harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli kaldırıldıkları hastanede şehit düşmüşlerdi. Erzurumlu olan şehit özel harekat polisi Birol İli dün akşam saatlerinde karayoluyla memleketine getirildi. İli'nin cenazesi bugün sabah helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Tebrik eder misiniz? Evet. Siz bu şehidimize dünyevi ve uhrevi hatlarınızı helal edin. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Aziziye ilçesine bağlı Demir Geçit Köyü mezarlığında defnedildi. Şehidin eşi Merve İli'nin sözleri ise adeta yürekleri dağladı. Hocam şahane dediğin sırardı Gamze. Oy bir oğul. Çok iyiydi değil mi? Çok iyiydi. Çok iyiydi benim kocam, çok iyiydi. Çinili Özel Harekat Polisi Necati Aygün için Baba Ocağı Karakollar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Mehmet Aygün, eşi Gülçimen Aygün ve yakınlarına taziyede bulundu. Allahu Ekber! Gece aydına getirilen şehidin naaşı öğlen namazı öncesi camiye getirildi. Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınarak şehit Necati Aygün'ün naaşı dualarla toprağa verildi. Rabbimiz, bütün varlığımızla ve benliğimizle inanıyoruz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı faaliyet planı tanıtım toplantısında bakanlar önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi ise İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Şükranlarımızı arz ederiz. İçişleri Bakanlığı'nın bu yılki faaliyet planında 14 ve ilgili kurumlarla ortak yürütülecek 8 eylem planının bulunduğunu bildiren Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki hedeflerinin sıfır tolerans ve sıfır şiddet olduğunu vurguladı. 22 Mart itibariyle Sayın Bakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Başkanım, geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani %29 bir azalışa geldi. Yeterli mi? Değil. Ama burada ortaya koyduğumuz farkındalık, mücadele birliği, mücadele seferberliğinin bir sonucu olduğunu görüyorum. Bunu Türkiye olarak başaracağız. Terörle mücadele ettik, başardık. Bugün terör Türkiye'nin gündeminin alt sıralarında. Elhamdülillah. Aile içi şiddetle de ve kadına karşı şiddetle de mücadele edeceğiz. Çünkü bizim, son cümle olarak söylemek istiyorum, bizim dünyaya karşı en büyük üstünlüğümüz aile yapımızdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle sosyal adaleti ve sosyal refahı sağlama noktasında sorumluluk aldıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise şu ifadelere yer verdi. AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bugüne geçtiğimiz 20 yılda şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle ilgili olarak birçok hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar yürürlüğe koyduk ki nitekim önümüzdeki süreçte de işte yasa mevzuat çalışması noktasında Adalet Bakanlığımız yeni çalışmalar yapıyorlar. Bu anlamdaki süreç tamamlanmış bitmiş de değil. Dinamik bir süreci gündemi takip ederek bütün bakanlıklarımız, bütün sorumlu alanlar olarak takibini zaten yapıyoruz.
kadına şiddeti önleme konusunda eğitimde gelinen nokta hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de şöyle konuştu. Yine Sayın Bakanımızın değindiği gibi tüm ortaöğretim kurumlarımızda, liselerimizde, öğrencilerimizi şiddet, kadına yönelik şiddet ve şiddetin her türlüsü ve bağımlılıklar, dijital bağımlılıklar merkezinde olmak üzere farkındalık çalışmalarını aktif olarak yürüteceğiz. Bununla ilgili her türlü planlamamızı yaptık. Tabii bizim en büyük avantajımız şu, belki de en önemli uzun vadeli katkılardan bir tanesini biz vereceğiz. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi o kadar büyük noktaya geldi ki, yani 18 milyon öğrencinin, 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı aslında Türkiye'nin örneklemi değil, evreni. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da 29 aylık dolandırıcılık suçundan aranan ve 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleriyle Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.'yı yakalamak için yürüttüğü çalışmada şahsın izine ulaştı. Fiziki takibe alınan şahıs kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentin önemli caddelerinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Beyazgül, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ve Ertuğrul Gazi ve Veysel Karani mahalle muhtarlarıyla birlikte Selimiye Caddesi'nde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Beyazgül, bölge esnafı ve vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarının daha güzel görünmesi için yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Saha gezileri kapsamında Yusuf Paşa ve Yenişehir Mahalle muhtarlarıyla birlikte esnaf ziyareti de gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, talep ve önerileri birinci ağızdan dinledi. Ona razı olsun. Yapacağı abiye söyledim. Ödümeye çoğuna işletmeye gerek yok çünkü malzeme bu tarafa gelmesin. Burayı işletmemeler lazım, burayı ek. Ek yapacağım, gerekirse aşağıya kadar, bu parana kadar. Büyük Birlik Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetime 150 üyesiyle beraber İYİ Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı'na katılım sağladı. Büyük Birlik Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Çiftçi, yönetimi ve 150 üyesiyle beraber İYİ Parti Şanlıurfa Teşkilatı'na katıldı. Gerçekleşen katılım törenine Şanlıurfa İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı ve Karaköprü Şanlıurfa İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı, parti yetkilileri ve üyeler katıldı. Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak İYİ Parti'ye katılım sağlayan Mehmet Çiftçi şöyle konuştu. Büyük Birlik Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçiş yaptık. Hayırlısı olur inşallah. 150 üyeyle geçiş yaptık. Yönetimle beraber. İYİ Parti Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ise katılımla ilgili şu sözlere yer verdi. Bugün Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı, Karaköprü İlçe Başkanı Sayın Mehmet Çiftçi partimize katılımda bulundular. Geldikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Kendileri, yönetimleri ve 150 üyeyle katılım yaptılar. Çok sağ olun. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı ise İYİ Parti'ye katılmaların devam edeceğini belirtti. Karaköprü Büyük Birlik İlçe yönetimin tamamı 150 üyeyle partimize katılım sağladı. Aramıza hoş geldiler. İYİ Parti ailesi gün ve gün büyümeye devam ediyor Şanlıurfa'da ve Türkiye'de. İYİ Parti'ye katılımlar devam edecek.
Şanlıurfa'da ve Türkiye'de Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde ülkemizi yönetmeye talip olduğumuzu buradan bir daha ifade etmek isterim. Biz hep birlikte ülkeyi yöneteceğiz. İl ve ilçe yönetimlerimiz, ilçe başkanlıklarımız, il başkanlığımız, Şanlıurfalı kardeşlerimizi misafir etmek için, onlara ikramlarda bulunmak için, partimizin proje ve vizyonunu anlatmak için bütün Şanlıurfalı kardeşlerimizi bekliyoruz, davet ediyoruz. Daha fazla katılımlar olacak. Buradan da bu müjdeyi vereyim. Görünen o ki İYİ Parti Türkiye'yi yönetmeye talip. Partimizin vizyonu Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde iyi bir ekiple, iyi ekonomist, çok donanımlı hukukçu Sayın Genel Başkanımızla birlikte ülkemizi inşallah iyi bir gelecek inşa etmek için yönetmeye talibiz. Kardeşlerimizle birlikte inşallah Şanlıurfa ve ülkemizde iyi bir anlamda hizmet etmek için çaba göstereceğiz. Teşekkür ederim. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışmasında öğrencilerle bir araya geldi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışması ve 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Eyyubiye Belediyesi ve Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışması ve bilim fuarı Ambartepe Ortaokulu, Altınbaşak Ortaokulu, Maskan Ortaokulu, İkizce Ortaokulu, Güzelkuyu Ortaokulu ve Uğurlu Ortaokullarının katılımıyla başladı. Eyyubiye gençliğinin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Kuş, okuma yarışmasında dereceye girecek öğrencilere bir de sürpriz yapıp dağıtılacak hediyelerin dışında tablet sözü verdi. Biz de Eyyubiye Belediyesi olarak size her noktada destek olalım, her noktada en yardım elimizi inşallah sizlere uzatalım. Ben buradan yine ilk üçe katılan öğrencilerimize birer de tablet sözü vereyim. Ve inşallah yine bu okuma yarışmalarımız devam edecek, okuma ahlakımız inşallah devam edecek ve gelecek aylarda birinci olan evlatlarımıza, çocuklarımıza daha ayrı hediyelerimiz olacak. Bunun yanı sıra tabii ki hocalarımıza da güzel sürprizlerimiz olacak. Katkılarından dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de şöyle konuştu. Desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Sayın Mehmet Kuş'a huzurunuza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyenler, Türkiye'de işsizlik oranı 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla %12 olarak gerçekleşti. Şanlıurfa bölgesinde ise işsizlik oranı %15 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artışla %45,2 oldu. Bu oran erkeklerde %62,8 iken kadınlarda %28 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı en yüksek bölge %29,8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt iken işsizlik oranı en düşük bölge %5,8 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.
En yüksek istihdam oranı %52 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %29,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde oldu. En yüksek iş gücüne katılma oranı %57,3 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılım oranı ise %40,6 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde oldu. Rusya Federal Uzay Ajansı üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfli yazılı Soyuz roketini uzaya gönderdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları da devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi hala tartışılmaya devam ederken Rusya ise bu harfi propaganda aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki uzay üssünden Rusya ordusu için Soyuz 2.1A roketi fırlatıldı. Soyuz 2.1A roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna'daki operasyonlar sırasında kullandığı Z harfi yazıldı. Böylelikle Rusya Ukrayna'daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu. Bu arada Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor. Ukrayna'daki askeri merkezlerin yanı sıra stratejik noktalarda Rusya bombardımanı altında kaldı. Rusya ordusu Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki bir petrol işletme tesisini bombaladı. Bombardıman sonrası tesis alevlere teslim olurken Ukrayna Acil Durumlar Servisine bağlı ekipler olay yerine gelerek söndürme çalışmaları başlattı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Oblast'ında yer alan Kramatorsk şehrini bombaladı. Rus bombardımanı çevrede bulunan siviller tarafından an bir an kayıt altına alınırken Rus ordusunun hedef aldığı noktalar ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa merkezinde çevre düzenleme yeni ve modern giriş kapıları çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Paşabağ Mahallesi'nde yer alan Şanlıurfa Ticaret Merkezi'nde gıda toptancıları sitesinde merkezin beton olan giriş ve çıkış kapısında revizyona giderek yeni bir giriş kapısı yaptı. Her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı Şanlıurfa Ticaret Merkezi'nde kapılar yenilendi. Eski ve kötü görünüme sahip olan kapıların yerine güçlendirilmiş betondan yeni giriş kapısı yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa ticaretinin önemli noktalarından biri olan Şanlıurfa Ticaret Merkezi'nde gıda toptancılar sitesi modern bir görünüme kavuştu. Mustafa Sarıgül'ün kurmuş olduğu Türkiye Değişim Partisi 27 Mart Pazar günü Şanlıurfa İl Kongresi'ni gerçekleştirecek. Türkiye Değişim Partisi 27 Mart Pazar günü Şanlıurfa İl Kongresi'ni gerçekleştiriyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün de katılacağı kongre Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda saat 11'de yapılacak. 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan İl Kongresi öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necmettin İzol şöyle konuştu. Allah'ın izniyle Pazar günü Şanlıurfa'mıza, memleketimize ve yönetimizin anıl akıyla karşılama olacak. Genel Başkanımızı mutlu bir şekilde karşılayacak ve mutlu bir şekilde Ankara'ya uğurlayacağız. Türkiye Değişim Partisi dipte gelen bir dalgadır. Gökyüzünde parlayan bir yıldızdır. Genel Başkanı Mustafa Sarıgül çok kısa sürede bu ülkenin yönetiminde yer alacak ve ekonomi milliyetçiliği diyoruz. Ülkemiz şu anda ekonomide biliyorsunuz zor dönemde. Ülkemizin tek kurtuluşu ekonomi milliyetçilikte. Ekonomi milliyetçilik nedir? Tarımımıza, turizmimize, tekstilimize sahip çıkacağız. Ülkemiz
kesinlikle dışa bağlı olmayacak. O yüzden biz ihracatta belirli bir yere geleceğiz. Tabii ki bu da Mustafa Sarıgül'ün, liderimizin başbakan oluşunda Allah'ın izniyle ülkemize huzur, refah, barış gelecek. Özellikle tüm vatandaşlarımıza, Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize, pazar günü kongremize davetliler. Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Mehmet Bucaksa tüm Şanlıurfa halkını kongreye davet etti. Öncelikle buradan tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize selam saygılarımızı iletiyoruz. Evet, hafta sonu pazar günü saat 11'de Şanlıurfa City, yani Mozaik'le bildiğimiz AVM'de bizim konferans salonunda il kongremiz var. Buradan tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizden herkesi bekliyoruz. İnşallah çok güzel şenlik havasında bir kongre yapacağız. Ve Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Yardımcımız Necmettin İzol Bey'in de dediği gibi gelecekteki Başbakanımızın katılımıyla herkesi bekliyoruz. Güzel bir toplantı yaptık. İlçe başkanlarımız hepsi buradaydı. Neler yapabiliriz? Ayrıca da memleketimizin sorunlarıyla hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. İnşallah çok güzel bir şekilde memleketimize, milletimize faydalı olacak işler de yapacağız. Buradan herkese selam, saygılar. Pazar günü inşallah görüşmek umuduyla. Halili Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, kentin tarihi yerlerini ve müzelerini gezen Siverekli öğrencilerle bir araya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Siverek ilçesinden gelen öğrencilerle bir araya geldi. Kentin tarihi yerlerini, müzelerini yerinde gezme ve görme fırsatı bulan öğrenciler, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ı ziyaret etti. Öğrencilerle konferans salonunda bir araya gelen Başkan Can Polat, eğitime destek verdiklerini ifade ederek her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti. Urfa'yı gezdiniz, müzeleri gezdiniz, tarihi yerlerimizi gezdiniz, din yerlerimizi gezdiniz. Ben Halliye Belediyesi'ne de uğradığınız için sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizler bizim gençlerimizsiniz. Gençler demek, gençlik demek, gelecek demek. Gelecekte inşallah sizler de böyle şehri yöneten, şehrin hizmetinde böyle temel taşı olan, bunlarla ilgili uğraş sarf eden arkadaşlarımız, çocuklarımız olacaksınız. Bu nedenle geçmişinizi bilmeniz, tarihinizi bilmeniz, dininizi, irfanınızı bilmeniz bizi son derece mutlu ediyor. Hep şuna inanmışızdır. İmanlı bir nesil, imanlı bir gençlik doğrultusunda sizlerin de bu uğurda yol aldığınızı görmek bizi son derece mesut ve mutlu ettiğini ifade etmek isterim. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ı ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından dolayı ona teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Suriye'de ikisi engelli 7 çocuğuyla savaşın ortasında kalan kadın yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'deki savaşta Halep'teyken 4 yıl önce eşini çatışmada kaybeden ve ikisi engelli 7 çocuğuyla savaşın ortasında tek başına kalan Suriyeli Ümmü Muhammed El Salom, çaresizce kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Salom, 7 çocuğunu da yanına alarak terörden arındırılan Türkiye sınırındaki Afrin kentine sığındı. Burada Türk sivil toplum kuruluşlarının yardım kolileriyle karınlarını doyurabilen ve kiraladıkları derme çatma bir evde çocuklarıyla yaşama tutunan anne Salom, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Evlatlarına yetebilmek için çabalayan Salom, aynı zamanda gelişim bozukluğu olan felçli iki çocuğunun hastalığına derman bulmaya çalışıyor. Yaşadıklarının bir kadın olarak çok zor ve güç olduğunu belirten Ümmü Muhammed El Salom çaresizliğini anlattı. Eşini kaybettiğinden beri savaş ortamında resmen yaşamak ve çocuklarını yaşatmak için savaştığını ifade eden Salom, çocuklarım Muhammed ve Fatma'nın birden fazla hastalığı var. Egzama, felç, gözlerinde problem var. Sağlık durumları çok kötü ve tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Onun parasını bile vermekte güçlük çekiyorum. Hayatta kalmak için bu kadar mücadele ederken çocuklarımın hastalığına da derman olmak için elimden geleni yapıyorum ama yetemiyorum dedi.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Çamlı Yayla Mahallesi'nde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetini sunuyor. Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak yol sıkıntısını ortadan kaldırıyor. İlçede yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Çamlıyayla Mahallesi'nde yeni yol ihtiyacını gidermek için Fen İşleri ekipleri yoğun bir çalışma içerisine girdi. Program dahilinde belirli yerlerde yol açma çalışması yapılırken altyapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi yapılarak hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çamlıyayla Mahallesi'nin de yeni ilçede yeni gelişen mahallelerden biri olduğuna dikkat çekerek burada yol ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını dile getirdi. Ağaç dikim çalışmalarına katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını belirtti. Gel abi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın başlattığı Yeşil Seferberliği kapsamında ağaçlar toprakla buluşmaya devam ediyor. Aynen. Yanınızı yemiş ya. Akçakale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Koruklu, Özcan Petrol arasındaki yol kenarına ağaçlar dikildi. Başkan Yalçınkaya da bölgeye giderek çalışmalara katıldı. Ağaçları korumanın önemli olduğunu dile getiren Başkan Yalçınkaya çiftçilere şu çağrıda bulundu. Başından beri belediyeye geldiğimiz günden beri Evliya Çelebi'nin yolunda Halep Urfa güzergahını yeşillendirmek ve ağaçların altından Halep'e kadar gitmek hayaliyle yola çıktık. Bugün yani Urfa Akçakale yolunun 40. kilometresindeyiz. Bunu baştan başa ağaçla donattık ve çok da bugün tamamlıyoruz. Fakat bir tek sıkıntımız var. Ağacı dikmek ve ağacı yaşatmak kolay değil. Ağacı dikiyoruz burada en büyük çiftçilerimize buradan çağrımız anıt yangınlarının önlenmesi. Ağaçların korunması ve ağaçların yaşaması. Biz bunu el birliğiyle başarabilirsek çiftçimizle beraber, buradaki vatandaşlarımızla beraber bu ağaçların burada yaşama şansı var. Vatandaşlarsa çalışmalardan dolayı Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti. Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Çocuğuyla okula gelen Veli AK. Öğretmen Heşi'yi koridorda yakalayıp yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı. Diyarbakır'da yaşanan olayda çocuğuyla okula gelen Veli AK, öğretmen H.Ş.'yi koridorda yakalayıp yumrukladı. Olay Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen Veli AK, öğretmen H.Ş. ile konuşurken bir anda sinirlendi. AK çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı, H.Ş. de AK'ya karşılık verdi. Öğrencilerin gözü önünde koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona ererken ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan öğretmen ve veli birbirinden şikayetçi olmadan karakoldan ayrılırken geriye çocukların gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı. Değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.